105 yıl önce bugünlerde 1. Dünya Savaşı'ndan yenik çıkan ve Mondros Mütarekesi'ni imzalayan Osmanlı Devleti'nin topraklarının işgal edilmeye başladığı zorluklarla dolu bir dönemden geçiyordu. Milletimiz yokluk ve yoksulluk içinde düşman silahlarının gölgesi altında bir varlık yokluk mücadelesinin içindeydi. Mustafa Kemal Paşa'nın İzmir'in işgalinden sonra yüreğinin daha fazla bu durumu kaldıramaması ve uzun süredir niyetlendiği bir büyük yolculuğa çıkması 16 Mayıs 1919 günü İstanbul'da başladı. Başlattığı milli mücadele yolculuğuna 19 Mayıs günü çıktığı Samsun'dan Havza, Amasya, Erzurum'dan sonraki 5. durağı Anadolu'nun tarihi kenti Sivas oldu. Temsil heyeti başkanı Mustafa Kemal, ülkenin dört bir yanından gelen 41 delege ile birlikte Sivas Kongresi'ni açtı. Sivas Kongresi alınan kararlar itibariyle bağımsızlığımıza, sonra da Cumhuriyetimize uzanan yolun en önemli adımlarının atıldığı kongredir. Sivas Kongresi, bağımsızlığımızdan asla vazgeçmeyeceğimizi tüm dünyaya ilan eden kararların alındığı tarihi bir kongredir. Bizler bugün tüm adımlarımızı 105 yıl önce Sivas'ta atılan kararlarla bağlılık içinde atıyoruz, atmaya devam edeceğiz. Kurucu kadrolarımızdan aldığımız ilhamla Cumhuriyetimizi korumak ve yüceltmek için bir asır önceki azimle çalışıyor, bu yolda mücadelemizi kararlılıkla büyütüyoruz. Hedefimiz gelecek nesillere daha güçlü, daha zengin, daha özgür ve daha adil bir Türkiye'yi miras bırakmaktır. Bu bizim tarihi sorumluluğumuzdur. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Sivas Kongresi delegelerini ve milli mücadele kahramanlarını minnetle alıyorum. Bugün burada bulunan bu tarihi güne 105. yılında tanıklık eden, iştirak eden herkesi yüreğindeki vatan, millet, bayrak ve Atatürk sevgisiyle selamlıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin birlik ve bütünlük halinde 100 yılları, 1000 yılları hep beraber yaşayacağına inancımla hepinizi saygıyla selamlıyorum.